Buraya gelmeden bir ay önce, iki ay önceden beri ben ev bakıyorum bu taraflardan. Kira fiyatları açıklama yapılmadan önce, okullar açıklama yapılmadan önce işte daha düşük fiyatlardaydı. Fakat okulların açılacağını açıkladı işte Cumhurbaşkanımız. Ondan sonra kira fiyatları bir anda işte 500 lira, 400 lira, 600 lira bir anda bir kira fiyatları artmaya başladı. İşte benim atıyorum ki 900 liraya baktığım evler 1400 lira falan oldular yani. Bu sefer dedim ki en azından İzmir'e gideyim, İzmir'de bakayım evleri falan. Yaklaşık 3-4 günden beri burada ev arıyoruz yani. Ev arkadaşımla birlikte ev arıyoruz. Fakat işte ev bulamıyoruz. O hani ev bulamamayı geçtim. Kira fiyatları çok yüksek. Bizden 1 artı 0 evlerden, 1 artı 1 evlerden 1500, 2000 lira, 2500 lira civarında fiyatlar istiyorlar bizden. Biz ne de olsa öğrenci insanlarız yani. Yani biz bu kira fiyatlarını ne şekilde karşılayabiliriz ki? Hani çalışıyor olsak hadi bunlara bir şey demeyiz de hani öğrenci insanız. Bizim gelirimiz ne? O kira fiyatlarını ödeyelim. Yani yaklaşık işte yani bir haftadır burada sıkıntı çekiyoruz bu konuda. Bakalım yani inşallah bulacağız yani bulmaya çalışıyoruz. Bana yurt çıktı. Benim okulum Tınaztepe'de 9 Eylül'de fakat bana çıkan yurt Balçova İnciraltı'nda. Benim oradan bu tarafa gelmem 1,5 saati buluyor bana yani ki oda otobüsü falan kaçırmazsam en az 3-4 aktarma yapmam gerekiyor buraya gelirken. O yüzden yani orada bir ayrı bir sıkıntı yaşıyoruz. Buradaki yurtlarda da yer yok. İşte apart fiyatları yüksek. Özel yurt fiyatları daha yüksek. Burada en mantıklı seçim aslında ev oluyor. Yani ev arkadaşı bulabilirseniz. Ama ev fiyatları da sağ olsunlar gerçekten çok yüksek fiyatlarda. O yüzden böyle yani bildiğiniz artık yani gerçekten hani diyorlar ya kampüse çadır mı kuralım diye. Hani artık o raddeye geldik yani. Kampüse çadır kurma raddesine geldik. Yaklaşık bir aydır bunun stresini yaşıyorum. Ev bulamıyorum. Dönme şansım yok çünkü bölümüm online değil. Burada kalmak zorundayım. Burada işte evim yok. Yurdum çok uzak. İşte bunun yazı var yani kışı var yani. 1,5 saat yol bana çok uzun geliyor. Çünkü yani günde 3 saat yol yapmam gerekiyor benim ki okula gelmem için. 1,5 geliş, 1,5 gidiş. Bu sefer de onun sıkıntısını yaşıyorum. Ev bulamamanın sıkıntısını yaşıyorum. Okulların açılmasına az kalıyor. Ev yok. Bulunan evlerde 2500 liralarda. Ben yani şu an yani çaresiz olarak bekliyorum yani. Bir şekilde bir ev bulsak da işte atıyorum uygun bir kira bulsak da girebilsek yani. Kalacak başka bir yer yok burada yani. Ben de Trabzon'dan geliyorum. 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeciliği'ni kazandım. Bu yıl ilk yılım. 4 gündür İzmir'deyim. Ondan önce de yine internet ilanlarından araştırıyorduk. Ama yani bir sonuç bulamadık. Çünkü ev fiyatları bayağı yüksek ve aslında ev de yok. Yani fiyatların yüksek olmasını bir tarafa bıraktım. Ev de yok. Nedenini bilmiyorum ama yani buradaki öğrenci nüfusu da bayağı fazla. Buradaki ev buradaki talebe göre az. Yani normalde Trabzon'la kıyaslamıyorum zaten. Kıyaslasam 2-3 katı fiyat oluyor ama yani bir öğrenci için benim babam mesela memur. Benim babamın karşılayabileceğinden fazla. Yani yine bizimkiler yani ailem bu konuda bana destek oluyor ama bir öğrenci için 2000, 2500 lira hatta 3000 liraya çıkıyor. Bu fiyatlar bizim için çok yüksek. Allah'tan ümit kesilmez deyip araştırmaya devam ediyoruz. Ama yani bu durumda yapacağımız bir şey yok. Çünkü hadi diyelim ev tutmayalım, yüksek kaçmayalım desek yurda başvurmaya çalışsak ki bana yurt çıkacağı da kesin değil. Başvuru yaptım ki zaten yurdum uzak. Burada özel yurtlara başvuracak olsam yine 14 bin lira senelik para istiyorlar. Bu 10 ay kalsam aylık 1400 lira para yapıyor. Zaten orada 3 kişiyle beraber kalıyorum. Covid var, hastalık var. Biraz da olsa ben ne yapacağım? Onun sıkıntısını çekiyorum. Bu durumda ev arkadaşımla beraber ev araştırıyoruz. Yani güzel bir eve çıkmaya çalışıyoruz ama buradaki fiyatlar bizi çok kısıtlıyor. Trabzon'a geri dönme şansım yok. Üniversitem burada yani bir çözüm yolu bulacağız. En çok yani kampüste çadır kuracağız diyeceğiz ama bir piknik topuyla beraber. Ama soğuk var, yaz var, kış var. Sonuç olarak bir ev bulmak zorundayız. Pandemiyle birlikte aslında birden öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki, evlerdeki öğrenciler evleri boşalttılar. Şimdi uzun bir aranın ardından tekrardan okulların açılacağı bir durum var ve ev kiralarına, özel yurt kiralarına, ücretlerine çok ciddi, çok kısa bir sürede çok ciddi bir artış yaşandı. Önceki sene 1000 liraya kaldığım ev şu an 1900 TL istedi. Şöyle bir durum söz konusu. Önceki sene 3 artı 1 evde 3 öğrenci kalabilirken bugün bu sene aynı evde 6 öğrenci kalacak. Bunu bizzat kendimden biliyorum. Ya da daha üniversiteye yakın bir yerde evi varken üniversitenin ya da kentin çok dışında bir eve, güneş görmeyen bir eve, rutubetli bir eve taşınacağı bir durum söz konusu oluyor. Online süreçten sonra okulların açılacağı haberiyle beraber öğrenci semtlerindeki ev sahipleri kiralı oldukça yüksek fiyatlara çıkardılar. Özel apartlar, öğrenciler için olan özel yurtlar birden çok fahiş fiyatlara kiralanmaya başladı. Bunu tamamen buraları denetlemesi gereken kurumların denetlememesi ve öğrencilerin müşteri gibi görüldüğü anlayışla ilişkilendiriyoruz açıkçası. 4 senedir İzmir'deyim. Evet, ya zam yapıldı zaten çoğu evlere ama zaten hali hazırda boş olan evlere de inanılmaz zamlar geldi. Mesela biz kaldığımız evden çıkmayı düşünüyorduk ev arkadaşlarımla.
arkadaşlarımla. 3 kişi kalıyoruz ama yani daha uygun bir eve çıkmayı düşünüyorduk. Okulların açılacağı haberiyle 1200-1300 olan kiralar 1800-1900-2000 küsür liralara çıkmış durumda. Önceden de tabii ki öğrencilere ev vermeme, öğrencilere daha fazla fiyattan ev verme gibi tutumlar oluyordu ama bu sene çok daha fazlası oldu açıkçası. Yani seneler pandemiden dolayı da evlerin tutulmaması, iş yapmayan esnaf birden bütün zararı devletten hesap sormak ya da bir şey talep etmek yerine öğrencilerden çıkarmayı tercih etmiş oldu. Biliyorsunuz pandemide ciddi anlamda bir sıkıntı yaşadık. İnşaat müteahhitleri oralara, o bölgelere inşaat yapmadı. Şimdi İzmir'de bir yıkıcı bir deprem yaşadık. Görüyorsunuz Bayraklı, Bornova, o bölgedeki sıkıntıları da yaşıyoruz. Hal böyle olunca üstüne üstlük bir de ekonomik sıkıntılar ortaya çıkınca fiyatlar da yukarıya doğru çıkmaya başladı. Öğrencilerimiz geldi. Depremde evi yıkılanlar başka evlere kiraya geçtiler. En az 3 yıl kirada oturacaklar. İşte bunların hepsi bunu üst üste gelip sıkıntıyı yaşattı bize. Bize de şikayet ediyorlar. Mal sahiplerini şikayet ediyorlar. İşte 2000 lira evi kiraya verirken bir anda 3000 lira istemeleri. İşte 3 kişi kalıyorsanız 3000, 4 kişi kalırsanız 4000 lira gibi rakamlar söylenmeye başladı. Tabii de bu da sıkıcı bir durum. Ama genelde öğrencilerin ev bulmasında çok zorluk yaşıyoruz. Yurtlar yapılmadı. Ekstra yurtlar, yıkılanlar var depremden kaynaklı. Bu sıkıntıları hep beraber yaşıyoruz. Şimdi pandemiden önce 1000 lira, 1100 lira olan ev kiraları bir anda 2 lira, 2,5 lira, 3 liralara kadar çıktı eşyalılar olanlar. Yani rakamlar hemen %100, %150 arttı. 3+1 bucada yok zaten. Hep genelde 1+1 evler var. Ben bu anlattıklarım hepsi zaten 1+1 ve 2+1 evlerden mutabakeli oluyor. 3+1 evlerin fiyatları normal ailelere oturduğu için normal bir düzey. Ama öğrenci başvurursa 2000 liralık ev 3000 lira, 4000 lira oluyor. Bize ev gelse sırada alıyoruz. Sırada kim varsa onu çağırıyoruz, ona ev veriyoruz. Ama şu anda evimize talep var. Fakat arzı karşılayamıyoruz. Hemen %50, yani İzmir'e gelen öğrencilerin %50'si şu anda bu sıkıntıyı yaşıyor. Rakam olarak öğrenci sayısını bilemiyorum ama %50'si bu sıkıntıyı yaşıyor. Doğma büyüme İzmirliyim. 32 yıldır da bu işi yapıyorum. 32 yıl boyunca böyle bir şey yaşamadık biz. Yani ara ara bazı depremler olur, belli yerler, kiralar yükselir ama gene normal rutine gelir. Ama öğrencilerin bulunduğu yerde ilk defa, Buca'da 32 senede ilk defa yaşadığımız bir durum. Yani 3500 lira, 3000 lira bir öğrenci nasıl ödeyecek? Otomatikman başka yollara başvuracak. Ya 2-3 kişi bir arada kalacaklar, ya farklı bir kişi evi tutacak, sonra 3 kişi evde kalacak gibi alternatifler üretmeye başlayacaklardır. Bu sene biraz zor. Şunu düşünüyorum, yani bazen hani yurt dışında aileler yanlarına öğrenci alıyor ya, artık biraz daha böyle iyiliksever, vatansever daha çok bu tip şeylerin de olabileceğini düşünüyorum. Ya da diyecek ki ben evimin bir odasını sana 500 liraya, 1000 liraya kiraya veriyorum. Bunlar olacak. Yani başka türlü açığın kapanması mümkün değil. Gerçekten ev yok abi. Öğrenciler şu anda daire bulamıyor. Bir o kadar da daire kiraya vermek için daire arıyoruz. Öğrenci geliyor, yok diyoruz. Elimizde daire olsa, 100 tane daire olsa 100'ünü de bugün vereceğiz. Geçen haftalarda yaklaşık bir 30 tane dairem geldi. Aynı günde 15 tane daire kiraya verdik. Yani şu anda ciddi bir problem var. Üretim de yok, daire de yok. Ne yapacağımızı bilemedik şu anda. Siz geçen sene gelseydiniz burada 1000 liraya 1200 liraya daire bulabilirdiniz. Şu anda 2000 liradan aşağı daire yok. 1+1'ler 2000-2500 lira arası. 2+1 dediğiniz zaman 3000 liraya kadar daireler yükseldi. Baya bir artış var yani.